yürüyüşümüzde, bundan sonra da bizim hep esasımız dost kazanmak olacaktır. İnsan kazanmak olacaktır. Bunun için de dün nasıl insanımızın ilgisine, meselelerine ilgi duyduysak, alakadar olduysak hepinizden de bunu istiyorum. Yarın da, öbür günde nefesimizin yettiği yere kadar insanımızın, toplumumuzun yaratılmış ne var ise, yaratılmış ne var ise hepsinin meselelerine ilgidar ve alakadar olmaya devam edeceğiz. Ve her gün mutlaka bir tane daha dost biriktirmenin heyecanını duyarak sabah evimizin kapısından çıkacağız. Ve inşallah bunu da Cenab-ı Hak hepimize ikram edecektir, inanıyorum. Çünkü her büyük mücadele ancak gönüllerle kazanılır. Bazen sessizlik sesten daha kıymetlidir. Bazen bir tebessüm haykırmaktan daha anlamlıdır. Bazen gözlerin yaşlılığı nice kahkahalardan çok daha anlamlıdır. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın ki, ilahi kader mutlaka tecelli eder. Mesele kaderin tecelli edeceği vakte kadar sabretmesini, akletmesini, hayata hep müsbet bakmasını ve de mücadele hayatında hiçbir zaman devamlılıktan ödün vermemesini Allah'tan isteyebilmektir. Hayatta hiçbir şey kötü değildir, bunu unutmayın. Özellikle siyasetle uğraşan kardeşlerimiz, yaşadığınız hiçbir acı hadise asla kötü değildir. Ve yaşadığınız hiçbir acı hadisede lütfen hiçbir insana kızmayın. Çünkü mutlaka bir hikmeti, bir gerekçesi vardır. Eğer yaşanılan gelişmeleri, hayatı, günlük gelişmeleri sadece gerçeklikle idrak etmeye kalkarsak, Üstadın Sakarya şiirinde ifade ettiği gibi, akıl olmazların zoru içinde, üst üste sorular soru içinde, düşün mü, konuş mu, sus mu, bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusuda, ki hafakanlarla yaşarsınız. Ancak hayatı, yaşanılan bütün gelişmeleri hakikatin ışığında, hakikatin güneşinde idrak etmeye çaba gösterdiğinizde göreceksiniz ki yaşamda hiçbir şey kötü değil. Yaşadığınız hiçbir şey kötü değil. Mutlaka yaşadığınız her bir gelişmenin, her bir hadisenin mutlaka bir anlamı var ve o anlam mutlaka sizin için güzeldir. Sadece o aralıkta imtihanımız sabretmekte ve akletmekte.